Bu sene 1 Mayıs'ta Taksim yolunun açıldığını ve koşulların olgunlaştığını değerlendiriyorduk hep birlikte. Bizler bu değerlendirmelerin içerisindeyken DİSK ve KESK başta olmak üzere konfederasyonlar ve emek meslek örgütleri de Taksim'e çağrı yaptılar. Ancak bu çağrı bizim açımızdan kapsayıcı olamadı maalesef. Zaten süreci birlikte izledik. DİSK tek başına, hatta işte dörtlü diye tabir ettiğimiz KESK, TTB ve TMOBA danışmadan tek başına Taksim'de olacağına ilişkin bir açıklama yaptı. Ardından KESK bir açıklama gerçekleştirdi. Bizler bu süreçte öğrendik ki DİSK sol sosyalist yapılara ve partilere 1 Mayıs'a dair herhangi bir toplantı çağrısı ya da birlikte örgütleme çağrısı yapmayacak. Bu anlamda Beşiktaş'ta kitlesel bir 1 Mayıs'ı önümüze koyup çalışmalarımızı ve çağrılarımızı bu yönde yapmıştık. Ancak yasakların ardından bu nitelikte bir 1 Mayıs'ın Beşiktaş'ta mümkün olmayacağı netleşince diğer yapılarla birlikte Saraçhane olarak çağrımızı revize etmiştik. Hakikaten de aslında kitlesel çağrılarımızın Saraçhane'de karşılık bulduğunu düşünüyoruz. Binlerce işçi, emekçi Saraçhane'de bir araya geldi. Kortejlerimizi kurduk, sözümüzü söyledik. 1 Mayıs alanına, yani aslında Saraçhane Parkı'na girdiğimiz esnada aslında orada bir belirsizlik haliyle de karşılaştık. Bir yandan halk Bozdoğan kemerinin, yani her gözünün bir tomayla kapatıldığı, önüne 8 sıra çevik polisin dizildiği ve üstünde işte keskin nişancıların yer aldığı Taksim'e çıkan Bozdoğan kemerine doğru gözlerini çeviriyorken, diğer taraftan da işte tertip komitesinin kurduğu kürsüde konuşmalar yapılmaya çalışılıyordu. Devletin özellikle Beşiktaş'ta yoğunlaşan yasaklamaları Saraçhane'de ve tek kolda geçiştirilen bir 1 Mayıs'ı hapsetmekti. Binlerce kişiyi, kitleleri. DİSK de bununla uzlaşan bir yerden Saraçhane'de kitleleri topladı. Ancak halkın taleplerini görmezden gelen, işçilerin, emekçilerin taleplerini görmezden gelen, halkın nezdinde yükselen değişim talebini CHP'ye konsolide etmeye çalışan anlayışla DİSK uzlaşmıştır. Binlerce işçiyi barikatlarda yalnız bırakarak, sol sosyalist yapıları Taksim iradesinde yalnız bırakarak aslında bunu göstermiştir. Evet, 1 Mayıs'tan sonra birkaç gündür sol sosyalist yapıların sosyal medya başta olmak üzere hem devlet hem valilik hem de emniyet nezdinde kriminalize edilmeye çalışıldığının farkındayız. Devlet bütün imkanlarına rağmen aslında orada gözaltı yapma imkanı verken yapmadığını, beklediğini, sol sosyalist yapıları nasıl kriminalize edebilirim planının içerisinde olduğunu da görmüş olduk. Zaten o gün bugündür de sosyal medyada bizlere dönük bir kriminalize etme çabası da var. DİSK maalesef bunun bir malzemesi haline dönüşmüştür bu 1 Mayıs'ta.